Bir buharda böyle bir sebzeler yapacağım Aa. ve aynı zamanda bir köfte yapacağım. Ya o şöyle da benim bir. çok sevdiğim ikili. Bir taraftan da başlayalım <laughs> sohbetimize de devam edelim. Tabii Bunları ki. kullanacak mısınız bilmiyorum. Tabii Hemen de, tabii hepsini kullanacağım. Mi? Hemen ya değilse bir, şöyle bir, bir, bir birkaç dakika çok özledim sonra. o yüzden. Şimdi ben e, rejime başladım. Rejime başladığım andan itibaren de şu ikili evden eksik olmuyor. Ve nereye gitsem? Instagram sayfalarında da gezinirken benim çok da şef arkadaşım var artık bu program dolayısıyla oh. <laughs> yani böyle herkesin önünde bir karnabahar ve şey brokoli çok sağlıklı ama yani şu an bugün bakıldığı zaman bir karnabahardan ya da bir işte Brüksel lahanasından bir brokoliden yüzlerce lezzet çıkabiliyor yüzlerce lezzet ve tat çıkabiliyor onun için. Ee, çok avantajlı. Siz tabii yiyeceklerle içeceklerle çok aşırı neşir olduğunuz Bazısıyla. için. Fazlasıyla. Size her şey çok lezzetli geliyor olabilir ama evet. bir rejim yapan e, sürekli bunlarla beslenen birisi için hiç öyle ama değil. Ama yaptığım tarif aynı zamanda rejim tarifi. Öyle mi? Tabii kesinlikle. Hmm, benim için. Şöyle, ama ben burada böyle bir kap görüyorum. Evet şimdi bu e, sağlıklı şu anda gördüğünüz gibi 3 kat yapıyoruz bunu. Aa. Bu üç kat. Her katta farklı bir ürünle bunun altına su koyduk. Tenceremize suyu koyduk. Haşlayacak. Bu da sağlıklı bambu macundan... bambu macundan olduğu için inanılmaz sağlıklı bunu böyle koyacağız. Üç katta farklı farklı işte sebze Sebzeler, köftelerimiz pişecek. falan hepsini tek Aa. sefer hem çok basit ben bunu ilk hem defa çok gördüm. pratik. Aynen öyle. Ya şöyle Uygur mantısı yapılmıştı bunun içerisinde. Sadece evet. Uygur mantısı falan da derler. Hmm. Tamam, bunu açalım. Şimdi bugün ne yapacaksınız bize? Şimdi şöyle söyleyeyim, Bir, olur. Son ayarda açabiliriz. Bir buharda köfte yapacağım ben bugün. Hı. Aynı zamanda sizin en çok sevdiğiniz karnıbahar, Brüksel lahanası <laughs> çok. Ee, ve işte böyle havuçlarla, domateslerle bir iş yapacağım. Ama önce köfteyi yoğurmak istiyorum. Tamam, buraya açtım. burayı açtım. Tamam. Buraya ne koyalım? Son ayarda bu taraf mı? Hı. Tamam. Şurada. Şimdi o artık. Tamam. Altında pişeceğiz. su var tencerenin. Su, suyun buharıyla beraber, Hı. su değil, direkt buharla beraber bütün ürünlerimiz pişecek ayran hariç. Peki şeyi merak ediyorum ben. Ne kadar süre içerisinde normal tencerede piştiği süre yok, de yok. mi pişiyor? Yok, 10-15 dakika içinde. 10-15 dakika tabii. Daha kısa. Aynen. 10-15 dakikada zaten normalde aslında biz kültür olarak yani Türk mutfakları olarak özellikle çok fazla pişmişiyoruz ama Hı. aslında bu kadar çok yoğun pişmesine gerek yok. Ha, bir taraftan yani, yapalım. Al falan yaptık. Şimdi kıymamızı koyduk. Çok basit. Birazcık kimyonumuzu atıyoruz. Kuru ha. kekik normal standart köftenin dışında bir. ...lezzet yapacağız. Heh. Az bir şey tuzumuza attık. Şurada kayısılarımız var. Farklı bir tarif. Aa, i̇çine Tabii. kayısı da koyuyoruz. Tabii. Çok ilginç. Şöyle ince ince doğru. Aslında her evde bulunabilecek Hı. bir ürün. Ya çok, iki tane. Son zamanlarda böyle çok sayıda e, başarılı Türkiye'de şefler görüyoruz. Yani sizin serüven nasıl başladı? Nasıl girdiniz bu işe? Vallahi yani çok sayıda görüyoruz ama başarılı olanlar, <laughs> ön plana çıkanlar da kendini çok fazla belli ediyorsun. Nasıl oldu? Benim e, serüven aslında çok biraz şey oldu. Biz parasızlıktan başladık derim. <laughs> ya yani ilk etapta biz bu işe başlarken tabii ki de e, nasıl söyleyeyim? Çalışmak için ya da para kazanmak için başladık. Hı. Ama tabii sonra hırs yaptım ben. Hı. Hırsla beraber dedim ki hani ben çok iyi olmalıyım. Hep böyle işte televizyonlarda çıkalım, gazetelerde çıkalım, çok iyi lezzetler yapalım. İşte Avrupa'daki büyük şefler gibi olalım ama bu işin neticesinde hep şunu öğrendik ki yaparken, sanatımızı icra ederken biz Türk şefler Avrupalılardan kat bir kat daha iyiyiz. Hmm. Kendi bir kere mutfağımız olarak, Osmanlı saray mutfakları olarak olsun, Türk mutfağı olarak olsun. Mutfak hepsinden. çeşitliliği bakımından da iyiyiz, şefler bakımından da mı? Kesinlikle, kesinlikle. Bugün bakıldığı zaman aşçılık bölümü okuyan öğrenciler olsun ya da ne bileyim ülkemizdeki e, vatandaşlar olsun. Herkes işte mesela Avrupa'daki şefleri falan örnek alan arkadaşlarımız var ama hiç alakası yok. Bizim şeflerimiz <laughs> hepsinden kat bir kat daha iyi. Evet. Bunun, şimdi bunun içerisine şu an bir şey koyacak mıyız? Karı şimdi şimdi bir birkaç dakika birkaç dakikaya koyacağım. Artif şimdi köftemi cıklı. yoğurdum. Evet çok basit aslında köftemi yoğurdum. Şu an bu bir, bir iki dakika dinlenirken ben hemen zaten ekranlarımıza da içeriğiyle ilgili bilgileri veriyoruz. Ama yine siz şöyle bir tekrar ederseniz seviniriz. Tabii. Şimdi kıymamız nasıl bir kıyma olacak? Orta, 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 kıyma yağlı, orta, yağlı. orta <laughs> yağlı bir köftelik kıyma kullanırsak hiçbir sorun olmaz. İçine 2-3 tane kayısı attım, 2-3 tane e, yani hem Sarı kayısı hem siyah kayısı ikisinden de kullandım. Birazcık kimyon, kekik kullandım. Başka hiç birazcık da tuz attım. Başka hiçbir şey yok yani. Onlar da gram olarak ortama çay kaşın ucuyla attığımız zaman yeterli. Bu burada köşede dinlenirken... Biraz beklese mi? İyi beklemesi. Be beklemeden bir mi? Birkaç dakika beklemesi lazım. Onlar Hı -hı. orada dinlenirken ben şöyle tamam. sizin en çok sevdiğiniz en şeyleri çok sevdiği alıyorum. Şeyleri de... Peki Şimdi, siz dünya mutfaklarına da hakimsiniz. Tabii. Kadığım kadarıyla Ortalama Japonya'nın 6... mutfağına, Meksika'nın, Almanya'nın, işte ne bileyim İsviçre'ye gitmişsiniz, Ana, Bilgi İtalyaya çok sağlam, bilgi çok sağlam. Tabii bizim editör kadromuz çok sağlamdır. şöyle söyleyeyim. Her şeyi bilirler. Ortalama 8-9 tane ülkenin A'dan Z'ye bütün mutfağını bilirim. Hı. Komple tatlısına, tuzlusuna kadar. En çok sizi ne şaşırttı? Böyle çok ilginç bir bilgi var mı bizimle paylaşacağınız? Eee... Ya şimdi canlı yayında söylemeyeyim isterseniz. Ya bir ülkede Heh. yedikleri bir şey beni çok şaşırttı mesela. Eti çok sert e, hayvanın eti çok fazlasıyla sert ama buna rağmen o kadar yani rahatlıkla yiyebiliyorlar ki hmm. o şaşırttı. Bir de uzak doğuda gene e, yenilen bir şey beni çok şaşırtmıştı. Hmm. Fazlasıyla ben ama tabii onu burada şimdi söyleyemiyorum. Onlar ne yiyorlarsa zaten başımız oralardan geliyor. Öyle. Şimdi şöyle bu arada Karnıbahar ve Bunları şöyle doğruyoruz. Bu arada bunların parçalarını kesinlikle ve kesinlikle atmalarına Atmıyoruz. gerek yok. O sap kısımlarını da. Aynen. Çok sert geliyor bazen. Şimdi Hı? ben bunu aldım. Bakın çok basit. Hiçbir şey yapmıyoruz. Hangisi bizim mutfağımıza daha yakın? Ya da hangi mutfaktan daha lezzet aldınız? Ee, Orta Doğu Arap mutfakları bizim mutfaklarımıza çok fazlasıyla yakın. Hı -hı. bayağı yakın. Ee, Ay bir değil lezzetli. iki bunlar. Aha. Bir değil iki güvercin var. Kardeşler. Gördünüz mü? Ay Şimdi çok güzel. Bir de rengi ne kadar güzel. Mavi üstü sanki. Üstü tüyleri mavi gibi. Şimdi birincisine sebzelerimizi koyduk. Nerede ben göremiyorum onu. Kedimiz de geziyormuş stüdyomuzda. Asıl sahibi kendisidir. Biz sonradan gelip yerleştik. Nerede seçebiliyor musunuz? Ay bunlar uça uça bir hal oldu. Evet. Şimdi sebzelerimizi koyduk. İkinci kata da yine domateslerimizi koyduk. Bir dakika, bir dakika, koyduk. bir dakika. Ben orayı kaçırdım kuşlara Aa. bakmaktan, güvercinlerimize bakmaktan. Şimdi brokollerle e, karnabaharları aynı yere koyduk. Aynen öyle. Birinci kata bunları koyduk. İkinci Birinci kata onları koyduk. İkinci kata da domateslerimizi koyduk. Ve şimdi havuçları ilave edeceğim. Havuçlarımızı da üçüncü kata mı? En üst kata etimizi koyacağız. Şöyle havuçları da... Bir dakika, da. şimdi etle mi bunun içerisinde olacağız? Evet. Aa, ben öyle zannetmiştim onu. Sebzelerimizi koyduk. Böyle gördüğünüz gibi. Aa. Haustre, havucumuzu koyduk. da aynı yere koyduk. Şimdi oraya hurma da geliyor. Hurma geliyor. Hurma haşlandığında mı güzel olur yoksa? Şimdi hurmayı buraya lezzet versin. Diyeyim. Hurmayı hem lezzet versin diye hem de haşanı çok güzel oluyor. ...hatta hurmayı her halükarda yiyebiliriz... Kırmızı etlerde, beyaz etlerde, kümes hayvanlarında, deniz ürünleri, balıklarda, Hı. salatalarda. Yani her şeyi mesela erikli kavurmalar falan yaparız biz. Bu saray mutfağını Ay, özgü evet. böyle. Şey, e, erikli pilavlar. Erikli pilavlar. Bunun hurmalısını falan da yaparız. Çok da lezzetli olur. Çok da güzel olur. Hatta elimde var. Ben şuradan bir iki parça da kayı satayım. Bu şimdi buhar yardımıyla böyle açılacak. Ama asıl iş buradan sonra başlıyor. Şimdi. Hmm, ama et, etin de bir kokusu silecek mi? Yukarıdan aşağıya doğru mu gidiyor bu? Tabii mu? Aşağıdan sebzenin, yukarıya doğru mu? yukarıdan aşağıdan yukarı doğru sebzenin brokoliğin hmm. işte e, karnabaharın havucun domatesin hurmanın böyle lezzetleriyle, kokusuyla beraber böyle yukarıda çıkacak. Ondan sonra etlerimiz adeta bir kirpi modeli gibi. Hmm. Şimdi köftemizi şöyle ben bir ha. tane göstereyim size. Işte. Ondan sonrasında devam ediyorum zaten. Yok hemen onları devam edelim. Onu ha. şuraya koyacak mıyız? Bunu vereyim mi size? Yok o orada kalabilir. Tam burası burada kalacak. Burayı yerleştirecek miyiz sonra? Tabii tabii. Şimdi ee, pirincimizi attık. Ay ben beni bugün çok şaşırtıyorsunuz şimdi. Pirincimizi attık. Ne olacağını hala bilmiyorum. Buna böyle köfteleri atıyoruz içine. E o nasıl pişecek? Buhar. 15 dakikada. Evet. 15 dakikada bu pişecek mi? Evet. Şöyle pirinçleri bunu böyle yapacağız. Bu Ay, şekilde. Çok ilginç. Şöyle dizeceğiz. Belki pek çok se seyircimiz de ilk defa böyle bir şey görüyor. <laughs> Bakar mısınız? Şunu bir göstereyim. Görüyor musun? Canancığım. Pirince bulanmış köftemiz. Bu arada bunu... Bu da en üst katta. Bu arada bunu tavukla da yapabilirler. Tavukla da. Balıkla da yapabilirler. Balıkla da. Yani şu an her şey canlı canlı görünüyor. Hem taze, hem lezzetli, hem fit. Vallahi öyle. Hem de doyurucu. Ben çok şaşırdım. Şundan bir tane almalıyım. Hemen. Çok hoşuma gitti. Güzel. Bunu nerelerden alabiliyoruz şimdi? Ben bunu ilk defa gördüm. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bunu aslında... Adı nedir bunun? Yani adı aslında bir adı falan yok. Bunu hı hı. biz eee Buharlı pişirgeç. Ya mantıklı buharlı pişirgeçte diyebiliriz aslında. Ee, o şekilde de verilebilir ama e, ağacının bambum olması şart. Hmm. Çünkü e, bildiğimiz üzere sağlıklı Tabii sağlıklı, bakteri üretmeyen. Peki sonra temizlemesi nasıl yapılıyor? Temizleme işlemi? Makineye atıp yıkayabilirler. Bunu bulaşık makinesine atabilir miyiz? E, parçalanmaz dolayı, şimdi, mı? Bu? normal yok. İşte normal ağaç olduğu zaman o yüzden dedim ben ağacının bambu olması önemli. Hmm. E, normal olduğu zaman e, ağaç ıslandığı zaman dağılabiliyor ama bambunun bir özelliği var biliyorsunuz. Hmm. Zaten suda yetişiyor. Hmm, Su buna zarar vermiyor. Aynen abi. zarar vermiyor. Bu şekilde bunları diziyoruz. Böyle Her aşçının bir şefin bir kendine... E, Özel reçetesi, yemeği, şey her şeyi Sınabı vardır. vardır. Bir tarzı vardır. Ne kadar sürede oluşuyor, oturuyor? Ya Mesela şöyle söyleyeyim. Bu süreç? Ben bu sene 25. senem. 25! Evet, yaşım <laughs> çıktı ortaya. Çok genç görünüyorsunuz. <laughs> Çok evet. küçük yaşlarla başlamışsınız. Eee <laughs> ilkokul 5'te falandı. Ha tabii. gerçekten öyle olmuş. E, ilkokul 5'te falan başladım. E, küçük yaşta başladım ama tabii 25 senem gitti. Bu 25 senede tabii çok şey öğrenmiş olduk. Hı -hı. Ama son 10 yıl diyeyim ben. Yani 10 12 yıl, 13 yıldan beri artık oturdu iyice ne. Oturmasıyla beraber artık kendi menülerimiz oluştu. Hani bize ait. Evet. Mesela İnternete ya da herhangi bir yere belli bizim tariflerimizi yazdıkları zaman evet bu Rüzgar Şef'in tarifi Rüzgar Sümbül'ün tarifi hmm. diyebiliyorlar. Bu Rüzgar Sümbül'ün tarifi dedikleri mesela en özel yemeğiniz ne? Mesela devre azam vardır. Devre azam. Devre azam. Ay. Osmanlı dönemine aittir. Ee, yani Osmanlı döneminden esinlenerek ürünlerden es esinlenerek yaptım ben Et bunu. Yemeği mi? Et yemeği. Et yemeği. İçinde e, vanilya var çubuk tarçın var, elma var, hurma var. Ondan sonracıma etli ve bunun tavuklusunu da yapabiliyoruz. Hmm. Tavuklusu da oluyor. Devamını çok defalarca denedim Çok da lezzetli oluyor. Bazen böyle eski kaynaklara dayanmayan ama sizin keşfettiğiniz yemekler oluyor mu? Aslında eski kaynaklardan da geliyor. Şöyle oluyor. Şimdi mesela eskiden Osmanlı döneminde biz gibi ben bir aslında çıkış noktam benim saray mutfağı olduğu için hep oradan esinleniyorum. Osmanlı döneminde şeker kullanılmazdı hep e, şeker ihtiyacımızı meyvelerden alırdık. Doğal da olarak ben de yapmış. yemeklere şu an koyduğum gibi işte hurma kayısı gibi e, orada da gördüğümüz gibi meyveleri çok kullanıyorum. Ha, tatlandırıcı olarak bunları kullanıyorsunuz. Tabii kesinlikle ben normal işte çayda şekerde yani çaya kahveye falan da şeker kullanmıyorum. Bütün şeker ihtiyacını meyvelerden, meyvelerden alıyorum. Ve meyvelerden alıyoruz ama normal Bildiğiniz şeker gibi de olmuyor. Tabii doğal olarak buharları görüyor musunuz? Bu bak, arada an... bu evet oluyor. Buhar e, çıkmaya başladı. Son iki köftemizi de herhalde koysak buradan. Yeter. evet. Yeter değil mi? Aynen öyle tam gelir. Ama etimiz de boşa gitmesin orada. Evet. Öyle. Bunu alabilir miyiz? Bunu bak bu en çok beğendiğim şey şu. Ama şimdi, oldu mu ki bu? Bir iki dakikası kaldı. Bir iki dakika. Ay, i̇nanamıyorum ben Baka... sürekli bunu sormanın sebebi Bakar bu. Bakar mı? mısın? Bak şimdi bakalım. Yaklaş 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 <laughs> bak. Buhara bak. Ay çok heyecanlıyım. Ay hakikaten pişmiş. Hii. Bakar mısın? İnanamıyorum. Buharın yani, gücü. Şu anda pirinçler az kaldı. Birkaç dakika sonra tamam tabii buharı kaybetmeyelim. Ama bu arada öbür katları da göstermek istiyorum. Hurmaların hurmaları parlaklığını... Tencerelere, mencerelere hiç gerek yok. Al bundan iki üç tane. Brokoliye bakar mısın? Rengini, rengini değiştirmiyor. Evet. Canlı canlı, cap canlı. Ve Sağlıklı.